kıvam çok önemlidir. Yani bir teheccüd kaçırma bile bizim için önem arz etmeli. Her gün bir virdin olmaması, Cenab-ı Hakk'a teveccüh edilen dakikaların olmaması, duanın olmaması, o şahsın kendi içinde karbonlaşıyor olmasına delalet ediyor gibi algılanmalı ve mutlaka o kömürleşmenin önü alınmalıdır. Yoksa hiç farkına varmadan, Dün insandı, bugün insan, yarın karşınıza bir kömür, karbonlaşmış bir heykel çıkabilir hafizan Allah. Dersler hiç ihmal edilmemeli. Derslerde kalite, seviye, derinlik, mutlaka Allah'a bağlayıcılık, mutlaka her meselenin Efendimizle alakalı olması, mutlaka her konuşulan şeyde Efendimiz'e karşı kalplerde bir heyecanın duyulması, hatta insanlar böyle alıp onun iklimine götürülmesi, Belki böyle onun kokusunun kapıdan içeriye girdiği duyuluyor gibi olması. Ben bir koku hissediyorum. Bazıları diyorlar koku hissediyorum. Demek ki o zat buraya geldi falan. Diyecek kadar meseleleri onunla irtibatlandırmalı. Onsuz geçen saatlerimiz, dakikalarımız ölü dakikalardır. Bu onsuzluk bizim için epter olma demektir. Kur'an-ı Kerim'in levm epter olma demektir. Doğurgan olabilme, onunla beraber bulunmaya bağlıdır. Allah'la beraber bulunmaya bağlıdır. Bütün bunlar, yani yeniden bunlar da kendimizi gözden geçirmemize bağlı. Bizim devamlı bir dizevan ettiğimiz kitaplarımızda da o mevzu. Uhuvvetle alakalı şeylere bakılacak olursa, ihlasla alakalı şeylere bakılacak olursa, hani ne kadar çırpınmış durmuş, aranızdaki dargınlıkları geçirin bunlar. Ehli dünya bundan istifade eder. Ufak ve ittifak tevfik ile en büyük vesilesidir. Allah sizi muvaffak kılıyorsa bu sizin birliğinize Cenab-ı Hakk'ın bir teveccühüdür gibi o kadar ciddi taşlat var ki bunlar böyle arkası boş, kendinden söylenen sözler değil. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَسْلِحُ بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ <laughs> تُرَمُونَ Kur'an-ı Kerim Hücre Suresi'nde diyor. Hadisi şeriflerde o telifi beyin mevzu çok önemli bir hadise. Allah'ın bir lütfu olarak o mevzuda Cenab-ı Hakk'a teveccüh için لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا اَلَّفْتَ Allah قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ Allah'ın kalpleri telif etmesi çok önemli bir hadise. Problemlerin halledilmesi esasen bizim aramızda. Cenab-ı Hakk'ın bize teveccüh etmesi, işlerin başarıya ulaşması, ilahi kelimetullah ve ilahi hakkın hiçbir şeye takılmadan, tökezlemeden hep yürümesi mevzu hep o ufak ve ittifaka bağlı. Yedullahi maal cema, Allah'ı aranızda görmek istiyorsanız, her neyse müteşabi olan bir şey, bunu Kur'an'da kullanıyor, sünnette kullanıyor. Ben de müteşabi mülazasıyla kullanıyorum. Allah'ı aranızda görmek istiyorsanız, ufak ve ittifak içinde olacaksınız. Allah'ın elini üzerinizde görmek istiyorsanız, teyidini üzerinizde görmek istiyorsanız, ufak ve ittifak içinde olacaksınız yanılmışlığa karşı böyle çok en, en az ihtimal, en az ihtimal şöyle olur. Onu yine bir ifak ve ittifakta aramalısınız. Çünkü buyuruyor ki benim ümmetim dalaletli ittifak etmez diyor. Demek ki cemaatin yanılması çok azdır. Fertler dahi dahi olsalar yanılabilirler. İki kişi de yanılabilir. Fakat cemaat meseleyi istişare ediyorsa hizmet adını oturulup konuşuluyorsa, belli kararlara varılıyorsa ve o kararlar aynı ile uygulanıyorsa, insanlar kendi hesaplarına göre, özür dilerim, çirkin bir tabirle ifade edeceğim, fırıldak çevirmeye kalkmıyorlarsa, dolap çevirmeye kalkmıyorlarsa, Cenab-ı Hakk'ın inayeti onlarla beraberdir. İşlerinde her zaman Allah'ın inayetini görebilirler. Ve ruhu Seyyidül Enami sallallahu aleyhi ve sellem, görebilirler. Evliyanın himmetini başlarında bulabilirler. Allah'ın izni inayetiyle. Bu açıdan o telifi mabeyin çok önemlidir. Kanaatı acizanem herkes bir yönüyle böyle çok fazla oluyor. Bu türlü şeyler cem-i nefirdir. Telifi beyin mevzuunda cem-i nefir zamanı diyerek herkes belki bu mevzuda bir gayret içinde olmalı, seferber olmalıdır. Evet. Bazı dönemlerde çok az oluyordur da ona farz-ı kifaya nazarıyla bakabilirsiniz. Fakat çok çatlamalar var, çok kırılmalar var böyle. İşte bu esas merkezden uzaklaşmadan kaynaklanıyor. Yani Allah hesabından uzaklaşarak kendi hesabında takılmadan kaynaklanıyor. Herkes kendine göre bir düzen kuruyor, bir diğermen kuruyor, orada kendine göre bir şeyler çevirmeye başlıyor. Dolayısıyla bir başkası da ona bakıyor. O da ayrı bir değirmen kuruyor. O da ayrı bir değirmen kuruyor. Herkes kendine göre çevirince böyle değirmen gürültüsünden başka bir şey duyulmuyor etrafta. Şimdi böyle bir dönemde cem Nefir diyeceksiniz. Umumi seferberlik şeyi. Arkadaşlar telifi beyin. Hani bana bu mevzuda bir şey söylemek eğer düşse ve söylemem arzu edilirse her yerde telifi beyin için Böyle bir ekip kurulmalı. Bu başka işlerde çalışan arkadaşlar da bu işte olabilir de yani bunların işleri güz okumu olmalı. İristen o insanın başını sallayıp sallamadığına mutali olmaya çalışmalı. Dudak hareketinden, dudak bükmesinden, yüzünü ekşitmesinden, takallüsünden, bir gün iki gün soğumasından bilmem neye kadar her şeyde onun o anda karakterindeki inhirafta esas nerede durduğunu, neye yöneldiğini keşf ve matup bir gayret içinde olmalılar. Sonra vaktinde muhalecede bulunmalılar.